Evet arkadaşlar, topolojimiz gitgide zorlaşıyor. Topolojimize bir router daha ekledik ve olacakları tekrar birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimizde ne demiştik? PC bir paketi default gateway'e gönderiyor. Default gateway de bizim yerimize bir nevi taşeronluk yaparak paketi gerekli yere iletiyor. Peki, bizim topolojimizde bu sefer 3 router var. PC1 ile PC3 haberleşmek istediğinde ne olacak arkadaşlar? Aynı zamanda PC1, PC2 ile de haberleşmek isteyebilir. Şimdi inceleyelim. PC1'in PC3'e paket atmak istediğini varsayalım arkadaşlar. Bir şekilde PC1 paketi router 1'e gönderiyor arkadaşlar. Default gateway'ine. Default gateway'i paketi bir saniye arkadaşlar. Paketi kendi default gateway olan router 2'ye gönderdi. Router 2 paketin içeriğine baktı. Paket bilmediği bir network'e gelmiş. Router 2 hangi network'te biliyordu? 192.168.3.0 ve 192.168.2.0 network'lerini biliyor. Paket 192.168.5.2'ye gelmiş. Bu router bunu bilmiyor. Router bilmediği network'ü ne yapıyordu arkadaşlar? Default gateway'ine gönderiyordu. Default gateway bunun hangisi? Router 1. Tekrar router 1'e geldi paket. Eyvah eyvah. Router 1 yine bakacak. Yine onu default gateway'ine gönderecek. Router 2 bakacak. Default gateway'ine gönderecek. Böyle kısır bir döngüye girecek arkadaşlar. Bizim paket işlemi. Peki siz burada diyebilirsiniz ki o zaman router 1'in default gateway'i router 3 olsun. O zaman paket gider. Doğru. Paket gider. Ancak bu sefer PC2'ye paket göndermek isteyince PC1 orada bir loop oluşacak. Bunu çözmenin bir yolu var arkadaşlar. Aslında birkaç yolu var da şimdi biz ilk yolunu inceleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı inceleyelim arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bizim burada bir router'ımız var. Burada da bir router'ımız var. Bunlar birbirine bağlı. Hadi altta da bir router olsun. Bunun arkasında 3 network'ü, bunun arkasında 5 network'ü, bunun arkasında da 7 network'ü olsun arkadaşlar. Biz bu router'a diyebiliriz ki sen eğer 3 network'üne gideceksen bu router'ın paketleri bu router'ın bu interface'ine yolla. Eğer 5 network'üne gideceksen bu router'ın sana bakan interface'ine yolla. Eğer 7 network'üne gideceksen bu router'ın sana bakan interface'ine yolla. Evet arkadaşlar. Bu problemi bu şekilde çözebiliyoruz. Ve biz buna ne diyoruz? Biz bunu arkadaşlar static routing diyoruz. Static routing. Bizim topolojimizde nasıl olacak arkadaşlar bu? Eğer biz 192.168.3.0 network'üne gitmek istiyorsak eğer bizim
default gateway'imiz demiyorum arkadaşlar. Yazacağımız root. Bu root yazmayı ben size daha sonra göstereceğim. Paketleri bu router'a diyoruz ki paketleri şuraya gönder. Yani 192.168.2.1 adresine gönder ki paketler 192.168.3.0 network'üne gidebilsin. Eğer biz 192.168.5 network'üne gideceksek, 5.0 network'üne gideceksek, bu router'a diyoruz ki paketleri 192.168.4.1 adresine gönder. 4.1 adresinize gönderdiğimizde bu router paketi 192.168.5.0 adresine gönder network'üne iletecektir arkadaşlar. Dolayısıyla da 192.168.5.2 host'u bizim paketimizi alacaktır. Ve geri dönüş yoluyla aynı şekilde bize paketi aldığı bilgisini verecektir arkadaşlar. Geri dönüş nasıl olacaktır? Default gateway PC3 default gateway adresine paketi gönderecek. E1 static root sayesinde paketi router 1'in şu interface'ine buraya yazmamışım ama bu interface Ethernet 3 olması gerekiyor. Şuraya yazalım hemen Ethernet 3. Ethernet 3'e gönderecek. Ethernet 3 de bu router üzerinden kendi router üzerinden paketi PC1'e iletecektir arkadaşlar. Oldukça basit. Bunu bu topolojinin aynısını, daha doğrusu bundan önceki topolojilerin aynısını laf olarak çözeceğimiz için siz herhangi bir zorluk çekmeden konuyu ve komutları anlayacaksınız arkadaşlar.